Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İpek Dokunuşu Bölüm 21 Final. Deneften. Üstümdeki elbiseyi düzelttim ve aynadan arkamızdaki büyük yataktaki harika görüntüye baktım. Gurur diz çökmüş Ege'nin papyonunu düzeltiyordu. Ege ise artık yürümeye ve konuşmaya başlamıştı. Sürekli bana, abisine ve tercihen babasına bir şeyler anlatıyordu. Baba, yamuk büyüyor ha ya abimin papyonu. Uyarıcasına konuştuğunda gurur papyonu kızının dediği yöne doğru düzeltip tekrar yüzüne baktı. Yüge işaret parmağını büzdüğü dudağına bir süre vurup abisini inceledi. Tamam, şimdi çok güzel. Gurur gülümseyerek kızımıza baktı. Çok neşeli ve sevgi dolu bir çocuktu. Dizlerinin üzerinden kalkıp aynadan bana baktı. Daha sonra ise bakışları vücudumda gezindi. Toz pembe uçuş uçuş bir elbise giymiştim. Enfes gözüküyorsun bir tanem, dedi nefesini ensemi üfleyerek. Dönüp kollarımı ona doladım. Tam yanağını öpmek için uzanıyordum ki kapı çalındı ve bizim onayımızdan sonra sonuna kadar açıldı. Annem içeri girdi. Daha doğrusu ikizler ve annem. Sizin bu çocuklarınız bir gün beni öldürecek. Efe ile Ece muzip bir şekilde birbirlerine bakıyorlardı. Cidden yaramaz çocuklardı ve annemi çoğu zaman zorluyorlardı. Kübra'nın yerine birini bulana kadar annem bizi idare edecekti. Kübra ise bugün Evren'le evleniyordu. Evlilik teklifini hatırladığımda suratımda küçük bir gülümseme oluştu. Evleneceksin diyorum benimle Kübra. Kübra ise kollarını göğsünde bağlamış kapıyı kapatmam için bana bakıyordu. Evlenmeyeceğim, git buradan artık. Evren derin bir nefes verdi. Ya ne demek evlenmeyeceğim? Sen bana bir ay önce söz vermedin mi evleneceğim seninle diye? Hiç yüzük takmadık mı? Niye şimdi böyle yapıyorsun? Kübra yine omuz silkti. Niye mi böyle yapıyorum? Bir düşün bakalım sen. Evren sinirle saçlarını karıştırdı. Kübra, canımın içi. Küçük kıskançlıklarını seviyorum ama bu kadar da fazla değil mi? Ne demek evlenmiyorum seninle? Kübra dudak büzerek sevdiği adama baktı. Söz ver bir daha böyle bir şey yapmayacağına. Evren derin bir nefes verdi. Söz veriyorum bir tanem. Bir daha kimsenin anlaşmadan sonra elini sıkmayacağım. Aklıma gelen anıyla kıkır kıkır güldüm. İkisi de birbirini bulmuştu. Denev, sana diyorum anneciğim, alsana Efe'yi. Kendime gelip oğlumu kucağıma aldım. Bu his bambaşkaydı. Oğlum da kızım da babasının aynısıydı. Müge büyüdükçe bana daha fazla benzemişti ama ikizler babalarının kopyası gibiydi. Mis kokulu yanağını kocaman öptüm. Oğlum, neden üzüyorsun anneanneyi? Daha konuşmaya başlamamışlardı ama ufak sesler çıkarabiliyorlardı. Bana iri ela gözlerini açarak baktı. Dayanamayıp bir kere daha öptüm. Gurur odamızın içindeki banyodan çıkmış, kucağında Ece ile yanımıza geliyordu. Enif, ben bu kızlarımızla ne yapacağım? O kadar güzeller ki başıma iş açacakları şimdiden belli. Gülerek önümdeki manzaranın tadını çıkardım. Gurur harika bir babaydı. Çocuklarına karşı çok sevgi dolu, merhametli ve ilgiliydi. Onunla evlendiğime bir kez daha şükrettim. Zor olmuştu birbirimize kavuşmamız. Ege ile anlaşmamız da zor olmuştu ama iyi ki olmuştu. Denev, daldın gittin sevgilim. Yanıma yaklaşan kocamın dudaklarına sıcacık bir öpücük bıraktım. Sadece sizin ne kadar çok sevdiğimi düşünüyordum. Gülümseyip alnımı öptü. Ben de sizi çok seviyorum karıcığım. Bu hayattaki en büyük şansımsınız. Kalbim her zaman onun elalarına baktığımda olduğu gibi şiddetli bir şekilde çarpmaya başladı ama artık gizlemeye çalışmam gereken bir şey yoktu. Bu muhteşem adam bana aitti. Çocuklarla Ege'den yardım alarak ki bu süreçte en büyük yardımcılarımdan biriydi, hazırlandık. Kapıdan çıkarken ikizlere bir kere daha baktım ve annemlere öpücük attım.
Annem çocukları alıp evlerine götürecekti. Onları yarın alacaktı. Düğüne onları götüremiyorduk. Çok hareketlerdi ve uyku saatlerini düzeni bozmak istemiyordum. Müge ve Ege ise bu düğün için çıldırıyorlardı. Arabaya binip düğünün yapılacağı alana doğru giderken Müge sürekli sorular soruyordu. Kübra abiye artık bize hiç gelmeyecek mi? Evyen kuş için bizi bıraktı mı? Kullandığı hitapla güldüm. Bizden alışmıştı. Müge, çok ayıp. Biz sana Evren abi diyeceksin demiyor muyuz? Dudak büzdü. En sık yaptığı şeylerden biriydi. Çünkü babası ne zaman böyle yapsa dünyayı önüne sermeye hazırdı. O zaman onu şımarık yetiştirdiğimizi düşünsem de gururu asla laf dinletemiyordum. Kocaman siz de demeyin anne. Kollarını bağlayıp arkaya yaslandı. Diz aynasından kızına bakan gurur dakika durmadan lafa atladı. Şu kılıbık için mi üzüyorsun kızımızı denef yani? Müge ilgisini çeken konuyla hemen kafasını kaldırdı. Kıyıbık ne demek baba? Gurur kendisine yöneltilen soru karşısında kaşlarını çattı. Ayıkla bakalım pirincin taşının babası. Gurur bir süre düşündü ve cevabı bulunca konuşmaya başladı. Karısını çok seven demek kızım. Müge'nin de kaşları aynı babası gibi çatıldı. Yani sen de mi kıyıbıksın baba? Ege ve ben kocaman bir kahkaha attık. Guru ilk başta Evren'e benzetildiği için kaşlarını çatsa da ardından toparlandı. Hem de bu dünyadaki en kılıbık erkeğim Müge'm. Çünkü anneni çok ama çok seviyorum. Elimi alıp dudağıma götürdüğünde gözlerimden kalpler çıktığına yemin edebilirdim. Ege gülümseyerek bize bakıyordu. Benim de annem gibi bir eşim olsa senden daha kılıbık olurdum baba. Oğlumla ellerimizi havada çarpıştırdık. Durursa bizim birlik olmamızdan hem mutlu hem de mutsuzdu. Arabadaki pozitif atmosferle yolumuza devam etmiştik. Düğünün yapılacağı alana geldiğimizde gurur arabanın etrafında dolaşarak kapıma geldi. Elimi tutup inmeme yardım etti. Gözleri gözlerimi bir süre esir aldı. O elalardan kaçıramadım gözlerimi. Ege'nin kapısını açmasıyla ancak gözlerimizi gözlerimizden ayırabildik. Aramızdaki kıvılcımlar hala havada uçuşuyordu. Tenimin ısısını bunun yükselttiğine emindim. Ben Ege'nin elini tuttuğumda gurur da kızını kucağına almıştı. İçeri girdiğimizde Kübra'nın kız kardeşi Betül koşarak yanımıza geldi. Denep abla, ablam biraz gergin. Bir gelip konuşsan olur mu? Kaşlarım havaya kalktı ve buradan bakışlarımla onay alıp Betül'ün ardı sıra gelin odasına doğru yol aldım. İçeri girdiğimde Kübra odada gergin bir şekilde volta atıyordu. Kapıya dönüp beni gördüğünde derin bir nefes verdi ve gelip bana sarıldı. ''Ne kadar güzel olmuşsun Kübra'' dedim ilk başta sakince. Oysa umursamaz bir şekilde sadece kafasını salladı. ''Denef abla, ben evlenemeyeceğim sanırım.'' Şok olmuş bir şekilde yüzüne baktım. ''Biraz geç kalmadın mı vazgeçmek için sanki Kübra? Hem neden böyle düşünüyorsun?'' Kafasını önleyip düşündü. ''Bilmiyorum, çok erken karar verdim. Sence biz birbirimiz için doğru insan mıyız? Hem ailem çok uzakta olacak.'' O an gözlerim pencereden kararmış gökyüzüne takıldı. Bir sinema perdesi gibi anılarımız orada gözümün önünden geçmeye başladı sanki. Gururla soyunun peşinden koşturmamızı, birlikte ağaçlara tırmanmamızı, uçurtma uçuruşumuzu, gururun ilk aşkını, gururun üniversiteye gidişini, evliliğini, oğlunun olmasını, boşanmasını, evlenmemizi, Müge'yi kucağımıza alışımızı, ikizlerin doğumunu, en son ise bugünkü aynada gördüğüm görüntüyü hatırladım. Kübra, sana her şey harika olacak diyemem. Emin ol, çok berbat zamanlar da yaşadık ama şu an geriye baktığımda bu kötü günlerin hiçbiri aklıma gelmiyor. Hep mutlu anılarını düşünüyorsun. Gerisi hep bulanık. Onların acısını hissetmiyorsun. Sadece mutlu zamanların sıcaklığı gönlünü sarıyor. Biz gururla birbirimize çok geç kaldık Kübra. Siz bizim gibi olmayın. Senin de bir Mügen olsa fena mı olur? Onu sen büyüttün. Ne kadar güzel bir his olduğunu az çok deneyimledin. Evren belki dünyanın en harika erkeği değil ama senin için öyle olacağından eminim. Birbirinizden hiç vazgeçmeyin. Kübra derin bir nefes aldı ve omuzları dikleşti. Doğru söylüyorsun Denep abla. Bundan böyle benim ailem o adam olacak. Son kez sarıldıktan sonra aşağı indiğimde gururun yanına gittim. Neler olduğunu kısa bir özet geçtim. Sen de korkmuş muydun benimle evlenmekten Denep? Kafamı hızla sağa sola salladım. İnsan hayallerine kavuşmaktan korkar mı gurur? Elimi tutup dudaklarına götürdü. Ama hayallerim kop çıkabilirdi.
kocaman bir kahkaha attım. Gözleri gülüşüme odaklandı. Ben de onun her gülümsememden sonra suratında beliren tebessümle çevirdim bakışlarımı. Ben hayatımda risk almayı seninle evlendikten sonra sevdim Gurur. Sen benim hem en büyük şansım hem en büyük riskimdin. Elimi bir kez daha öptü. Birbirimize dalmış giderken alkış sesleriyle girişe döndük. Evren ve Kübra kol kola içeri girdi. Ayağa kalkarak kocaman bir alkış gönderdim. Yeterli gelmeyince parmaklarımı ağzıma götürüp ıslık çaldım. Çocuklar şaşırmış bir şekilde bana bakarken Guru içimdeki çocuğu görmüş ve mutluydu. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen meyve tabağındaki şeftali ile bakışlarım Gurur'a döndü. Onunsa çoktan bakışları bendeydi. Hatırlıyor musun dediğinde unutur muyum der gibi baktım ve o güne gittim. Yatakta bir o yana bir bu yana dönüyordum ama canım deli gibi şeftali istiyordu. Saat gece 4'tü ve sonraki gün Gurur'un çok önemli bir toplantısı vardı. O kadar ki bizden ayrı bir odada uyumasını söylemiştim ama daha fazla sabredemiyordum. Sanki ikizler içeriden karnıma vuruyor ve şeftali için yalvarıyor gibilerdi. Ben gaddar bir anne değildim. Mecbur yataktan kalktım ve üstümü giyinmeye başladım. Müge'yi ise uykudan uyandırmaya hakkım yoktu. Elime bebekonu aldım ve açık Gurur'un odasına bıraktım. Ağlayacağını sanmıyordum ama ne olur ne olmaz diye işimi garantiye aldım. Tam kapıyı açıp çıkacaktım ki arkamdaki boğulu sesle yerimden sıçradım. ''Nereye gidiyorsun Denef?'' dedi. Sesi buram buram uyku ve şaşkınlık kokuyordu. Bir yandan da gözü vücudumda dans ediyordu. Üstümde hala pijamalarım vardı. Onun üstüne çizme, üstüne de en kalın ve uzun montumu giymiştim. Şey, canım bir şey istedi de... Gurur gözlerini bu sefer daha çok açarak bana baktı. Yani aşerdin. Tamı salladım. Aşerdin ama bana söylemek yerine kendin almaya gidiyorsun öyle mi? Hem de bu kış mevsiminde. İtiraz için dudaklarımı araladım. Gurur, yarın önemli bir top... Sözümü elini kaldırarak kesti ve aşağı düşmüş pijama altını esnerken yukarı çekti. Sana daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Enerjimi, canın ne istiyorsa onu bulmaya harcayacağım. Arkasını dönmüş merdivenleri ilerlerken ikinci basamakta durdu. Ve unutmuşsan diye söylüyorum, bu dünyada ailemizden daha fazla önem verdiğim hiçbir şey olamaz denir. Bir daha canın bir şey istiyorsa, saat kaç olursa olsun, ne yapıyorsak yapalım benden isteyeceksin. Aşermene gerek yok. Normal hayatımızda da bu böyle olacak. Ben senin kocanım ve sana hayatımın geri kalanını seni mutlu etmek için harcayacağıma söz verdim. Beni istemeden de olsa sözümden çıkarma. Hadi şimdi yatağa dön. Döndüğümde ben de seninle yatacağım. Senden uzakta rahat etmek mümkün değilmiş. Hemen peşinden merdivenleri adımladım. Ben kocama kör kütük aşıktım. Gözlerimi Gurur'a çevirdiğimde o da bu anıyı hatırlamış gibiydi. Sadece gülümsedi ve beni dansa kaldırmak için elini uzattı. Sakin ve hafif tempolu şarkıda bedenlerimiz birbirine sarılmış, olduğumuz yerde sallanıyorduk. Çocuklara gözüm gittiğinde Kübra'nın ailesinin yanındalardı. Sonra bakışlarım Gurur'un bakışlarına çarptı. İşte o an etrafımızdaki gürültü bir anda yok olmuştu. Sadece kalp atışlarımızı duyuyordum. Seni çok seviyorum Denef'im. Kelimelerle, sözlerle veya bakışlarla anlatamayacak kadar çok. Sana sevgimi tarif etmeye hiçbirinin gücü yetmez. Kelimelerin boynu bükük, sözler eksik, bakışlar güçsüz kalır. O kadar ki bazen anlatmaya bile korkuyorum kalbimin hissettiklerini dilim eksik söyler diye. Sen sadece kalbimi dinle, tamam mı? Kafamı salladım ve ardından omzuna bıraktım. Bu adama daha ne kadar aşık olabilirdim? Kalbim daha ne kadar hızlı atabilirdi bu adam için? Bu bir günden bir güne azalmayacak mıydı? Her seferinde üstümde bıraktığı etki sarhoş ediciydi. Kafamı kaldırdığımda yine elalarına baktım. Yansımamın bu gözlerden eksilmesini istemiyordum. Hep bu gözlerin içine dolmak, boğmak, yanmak istiyordum. Şarkı bittiğinde açıkta kalan omzuma öpücük bıraktı ve yerimize geçtik. Bir saat daha kaldıktan sonra Müge'nin babasının kucağında uyuklaması ve Ege'nin ise en son direnemeyerek kafasını masaya yaslamasıyla kalkış saatimizin geldiğini anladık. Evimize dönmek için yola çıkmadan Kübra'nın ve Evren'in ailesiyle vedalaştık ve Evren'le Kübra'nın oturduğu alana gittik. İkisi de dans etmekten yorulmuş biraz dinleniyordu. Bizi gördüklerinde ayaklandılar. İkisiyle de sarılıp vedalaştık.
Kübra eğilerek Gurur'un kucağında yatan Müge'yi öptü. En kısa zamanda sizden de ikizlere arkadaş bekliyoruz dediğimde Kübra kızardı. Evren ise çapkın bir şekilde güldükten sonra baş parmağını kaldırdı ve tamamdır işareti yaptı. Gülüşerek mekandan ayrıldık. Arabaya bindiğimizde ben kızımı kucağıma almış, oğlumun kafasını da omzuma yaslamıştım. Gurursa sürücü koltuğuna geçmişti. Arkadaki bu güzel görüntüden yola nasıl odaklanacağımı bilmiyorum deyip güldü. Ben de yorgun bir gülüş attım ama çok uykuluydum. Gözlerimi hissettiğim iki sıcak bedenle kapattım. Arabanın durduğunu hissetmeme rağmen gözlerimi açamamıştım. İlk önce sol yanındaki, omzumun üstündeki baskı kalktı. Sonra ise kucağımdaki kızım gitti. Gözlerimi hafif açmaya çalıştığımda Gurur'un kucağında havalanmıştım. Gözlerime kilitlenmiş elalara baktım. Şu an bal gibi hem iteksi hem de yoğundu. Çocuklarımızdan farkın yok benim küçük ipek böceğim. Sırtım yumuşak yatağımıza değdiğinde ve üstümdekiler çıkarılıp pijamalarım giydirildiğinde hep böyle kolay olsun istedim. Yanıma uzanan sıcacık bedenine yapıştırdım kendimi. Boynumdaki yaran üstüne konan dudaklarla vücudumdaki tüyler arşa kalktı. Senin de ismin de ipek gibi sevgilim. Senin tenime dokunduğunda ipek dokunuşunu hissediyorum. Sen benim yumuşak karnımsın, en kıymetlimsin. Parmağım sakince kalkıp arzu dolu bir şekilde yüzüne ilişti. Sert çenesi boyunca ilerledi. Ardından dolgun dudaklarına düştü. Belirgin üst dudağında dolaştıktan sonra burnunun ucuna ilişti. Hafif kemerli burnundan yukarı çıktıktan sonra kalın kaşlarını aşıp bakışlarına geldim. Onları örten kalın kirpiklerinde dolaştım. Baş döndürücüsün Gurur Demircioğlu. Bana ait olduğun gerçeğiyle güne başlamak beni her daim şaşırtmaya devam edecek. 60 yaşına da gelsem, yarın da uyansam sağ yanında seni bulmak beni hep heyecanlandıracak bundan eminim. Ve bir şeyden daha eminim ki bütün yaşlarımda da bana ait olacaksın. Tıpkı benim sana ait olacağım gibi. Çenemi yumuşakça parmaklar arasına hapsedip alt dudağıma yumuşak bir buğse bıraktı. Her zaman sana ait olacağım. Senin bana ait olacağın gibi. Biz birbirimiz için nefes alıyoruz Denef'im. Sensiz sol yanım çok soğuk ve eksik olurdu. Göğsüne iyice yerleştiğimde belimi kavradı ve kafamın göğsüne dinlenmesine izin verdi. Sabah uyandığımda sıcak kolların arasında değildim. Yataktan zar zor kalktım ve tuvaletteki işlerimi halletmeye gittim. Ardından merdivenleri hızla inip alt kata vardığımda mutfakta arka plandaki şarkı eşlik eden bir Gurur'u buldum. Şarkı bir yerlerden tanıdık geliyordu. Gözlerimi kapatıp o ana gitmek istedim. Hafızam beni yıllar öncesine götürürken suratıma masum bir gülüş peyda oldu. Daha hızlı, hadi Gurur. Ellerim arabanın üst camından çıkarmış bağırarak şarkıyı söylüyordum. Gurur ise gülümseyerek bana bakıyordu. Ehliyetini bugün almış, söz verdiği gibi de beni gezmeye çıkarmıştı. Ehliyetimi aldığım gün ceza yememi istemezsin herhalde. Zar zor duyduğum sesine omuz sildim ve bağırmaya devam ettim. Hadi ne olur. Saçlarım yeterince savrulmuyor. Rüzgar yeterince hissedemiyorum tenimde. Gülümsemesine yukarıdan baktım ve ferahlatıcı rüzgar sanki bir anda sıcacık olmuştu. Gurur girdiği ortamı sanki samyeli gibi ısıtıyordu. Ne oldu? Neden durdun? Tamam bir şey demeyeceğim. İstediğin gibi eğlen. Sana söz vermiştim. Ben de umursamadan içeri girdim ve yandaki camı açtım. Üst camı kapatmak için Gurur'un olduğu koltuğa eğildim. Sıcak nefesi yanağımı yalayıp geçiyordu. Alındığım için değil, çok rüzgar yedim, başım ağrır. Sözümün aksine elimi camdan çıkarıp rüzgarla birlikte dalgalandırdım. Şarkının son kısımlarıydı. Bir daha yüzündeki gülümsemeyi soldurma Denef. Sanırım gülmek bu dünyada hem en çok sana yakışıyor, hem de en çok sen tarafından hak edilmek istiyor. Gülümseyip kafam önüme eğdim. Ehliyetini ver de ısırayım. Biri ısırdı mı şu ana kadar? Kafasını iki yana salladı. İlk benimle görüşmüştü zaten. Parmaklarının arasındaki ehliyeti elime aldığımda ilk önce fotoğraftaki gülen yüzünü inceledim. Her zamanki gibi elaları kısılan göz kapaklarının ardında kalmış ama yine de mükemmelliğini gölgelemeye yetmemişti. Ehliyeti yavaşça dudaklarıma götürürken göz göze geldik ve bana sunduğu içten gülüşü eşliğinde bakışlarımı ondan kaçırıp diş izlerimi üstünde bıraktım, ehliyeti çevirdim.
Bununla göz göze geldiğimizde şarkı söylemeyi kesmiş, elindeki bıçağı tezgaha bırakmış bana bakıyordu. İkizler dönmeden baş başa güzel bir kahvaltı yapalım dedim. Ne zamandır orada dikiliyorsun dedi, yine aynı gülen gözlerle. Bense yavaşça yanına sokulup beline sarıldım. Dudaklarını alnıma değdirdi. Dudaklarının yumuşak dokunuşuyla yine dizlerinin bağını çözdü. Ona daha sıkı sarıldım ve gücümü toplamaya çalıştım. Hadi bana yardım et de sevgilim, bir an önce kahvaltımızı edelim. Kurt gibi açım. Dudaklarım hafifçe yukarı doğru kıvrıldı. Ölüme domatesi aldım ve kesmeye başladım. O sırada kapı çaldı ve ellerimi üstüme kurulayıp kapıya koştum. Annem ikizleri getirmişti. Kahkaha atıp ikisine de baktım. Babaları yeterince hızlı olmamıştı. Anne! Diyerek bana sarıldılar ve ailenin geri kalanını bulmak için evin derinliklerine doğru hareket ettiler. Teşekkür ederim anneciğim. İçeri girmek istemez misin? Kahvaltı yapacaktık. Kafasını olumsuz anlamda salladı. Bu sıfalar bizi yordu kızım. Babamla az kafamızı dinleyeceğiz dedi. Şakayla karışık ve arabasına doğru ilerledi. Arkasından gülümseyerek baktım. İkizler onu zorluyordu ama onları da çok seviyorlardı. İçeri döndüğümde ikizlerin sesinden Müge ve Ege de uyanmış, çete tamamlanmıştı. Yakışıklı kocama gözlerim kaydığında kafasını gülerek iki yana sallıyordu. Bir yandan da 3 domates daha kesiyordu. Ben de ona eşlik edip 4 yumurtayı suya koydum ve kaynatmaya başladım. İkisi kayısı kıvamında olacaktı ikizler için. Biri Ege için az pişmiş olacaktı, Müge ise çok pişmiş seviyordu. Saate bakıp süre tutmaya çalıştım. Salondaki saate bakınca ise sancılarımı hesapladım, gün aklıma gelmişti. Karnımda aynı acıyı hissetmiş gibi büzüştüm. Yine kaç dakikada bir oldu, ne zaman çıkacağız dedi gurur ileri geri yürürken. Sancı geçtiğinde derin bir nefes verdim. Daha var gurur, sakin olalım. Şimdi 15 dakikada bir geliyor. Gurur panikle yanıma oturdu, ben de bacaklarımın üstüne uzattım. İyisin değil mi Denev? Her şey olması gereken normallikte değil mi? Gurur yine bütün hamileliğimde olduğu gibi panik doluydu. Kafamı salladım. Hadi bir şeyler anlat da ilgin başka yere kaysın. Müke gibi dudaklarını büzdü. Saat gecenin ikisiydi. Çocuklar uyuyordu. Annemleri aramış, biz doğuma giderken çocuklara bakıp bakamayacaklarını sormuştuk. Onlar da yola çıkmıştı. Gurur'un ailesi ise bizimle doğuma gelecekti. Çocukların odalarına hala yeşil yapmamız görüşündeydim. Kahkaha attım. Doğum zamanı en konuşulabilir konu olarak bunu sunması onun Gurur Demircioğlu olduğunu tasdikliyordu. Memnuniyetsizliğini belirtmek istediğin başka bir konu var mı? Kafasını salladığında ilgiyle ona döndüm. Seni bu kadar geç bulmak, hayatına sahip olduğum en büyük memnuniyetsizliğim ve hep öyle kalacak. Normalde de huysuz ve aksi bir adam olsam da bundan fazla sistem edebileceğim başka bir konu olamaz. Saçlarımı okşadı, oradan eli karnıma kaydı. Annenizi daha fazla üzmeden dışarı çıkın. Onun gibi bize katlanacak başka biri olamaz. Sizin zor babanızı çekebilecek ve aksiliğini daha sevebilecek başka bir kadın yok şu dünyada. Bu yüzden zaten hayat yeterince çetrefilli, daha fazla onu yormayın. Gurur'un karnıma doğru kızarak konuşmasına mı güleyim, kalbime dokunan kelimelerini mi öpeyim karar verememiştim. İşaret parmağımı ileri geri açıp kapattım. Gurur ne yaptığımı sorarcasına göz kırptı. Bense sadece yaklaş dedim. Ensesini kavradığımda onu dudaklarıma çektim. Geç kalmış olsak da ait olduğumuz yeri bulduk. Sen buradasın deyip elimi göğsüme koydum. Ardından elimi onun göğsüne koydum. Benim yuvam da burası gurur ve beni buradan kimse çıkaramaz. Sonra onu silkip elimi karnıma koydum. Yani ikizler beni istediği kadar zorlasın. Sen kalbimden gitmek istediğinde sana prangalar vurmuşum ben. Kapının kilidini kaç kere kilitlemiş olsan da tutmadan her seferinde yara ala ala çevirdim ben. Bu kadarlık acı beni bezdiremez de fıttıramaz da korkma. Sonunda gelecek güzel ödülün fragmanını gördüm. Savaşmayı kesmem. Gurur alnımı öptü. Kaç kez daha kalbimin her bir parçasını bırakayım şu cümlelerine. Seni seviyorum Denef'im. Gelen sancıyla yüzümü vuruşturdum. Sancılar sıklaşmaya başlamıştı. Hadi sık dişini güzelim. Mutluluğumuzu taşlandırmamıza az kaldı. Geri kalan görüntüler biraz silikti. Annemlerin gelmesi, Gurur'un ailesiyle hastaneye doğru yola çıkmamız, Gurur'un hiç bırakmadığı elim. Sadece tek berrak olan şey suyun altında gözüken inci gibi parlak olan şey. İkizlerin ardı ardına duyduğum nefes sesleriydi.
O kalabalık odada tek işitebildiğim sesin onların duyulması neredeyse imkansız olan nefis sesleri olması. Biraz komik gelebilir ama ben yeniden anne olmuştum. Dünyaya geldiklerini haykırmak istercesine çığlıkları kulağıma eşsiz bir melodi gibi doldu ve acıyla karışık bir şekilde gülümsedim. Ruh seyrime gittikçe daha fazla sıkarak mucizelerimize bakıyordu. Eğilip alnımı öptü. Seninle geçen her günümde daha fazla mutlu olamayacağımı düşünüyorum ama sen sanki tükürdüğümü yalamam için uğraşıyorsun. Teşekkür ederim İpek böceğim. Beni tekrar dünyanın en mutlu adamı yaptığın için. Bundan sonra yapacağın her gün için de teşekkür ederim. Gururun yumuşakça kulağıma fısıldadığı sözlerle zaten yorgun düşen bedenimin etkisiyle gözlerim de ağır ağır örtüldü. Yumurtaları sırasıyla alıp çocukların önüne koyduğumda hepsi gülerek bana bakıyordu. Ailemle birlikte geçirdiğim her gün beni mutluluk sarhoşuna çeviriyordu. Kahkahaların eksik olmadığı soframız salondaki çocuk sesleriyle devam etti. Ruh çocukları hava güzel olduğu için bahçeye çıkardı. Ben de vücudumda hala yorgunluk hissettiğim için üst kata adımladım. Sakince odama girdim ve bahçeyi gören camdan Gurur'a ve çocuklara baktım. Gurur futbol takımını kurmuştu bile. Topla oradan oraya koşturuyorlardı. Gurur'un yüzünde çocuksu bir gülüş vardı. İkizler bizi yıpratmaktan çok gençleştirmişti. Gülerek yatağımıza uzandım. Gurur'un yastığına sıkıca sarıldım. Parmaklarımın üstünde gezdiği nevresim beni başka bir anıya sürüklemişti. Heyecanla parmaklarımı saten elbisede gezdirdim. Gelinlik gibi değildi ama sıradan bir elbiseye de benzemiyordu. Kapı çaldığında hevesle kafamı çevirdim. Gurur'un beklentiyle karışmış heyecanlı yüzünü gördüğümde vücuduma da döndüm. Gurur aşk dolu gözlerle bana bakıyordu. Yanına adımladım ve kollarımı boynuna doladım. O ise beni belimden tutup azıcık geriye çekti ve etrafımda döndürdü. Gerçek olamayacak kadar güzelsin İpek böceğim. Tanışla boynuna saklandığımda bu sefer geri çevirmedi. Aksine belimi kavrayıp daha çok kendini hapsetti. Benden utanma. Güzelliğin yine beni sarhoş etti. Ne dediğimi bilmiyorum ama utanma. Ne olursa olsun benden utanma. Bedenin de ruhun da senin olduğu kadar benim. Bizim birbirimizden gizleyeceğimiz bir anımız, bir parçamız, bir dokunuşumuz bile olmasın denetim. Gözlerimi gözlerine diktim. Elaları beni arzu dolu bir şekilde kucaklamıştı. Dudaklarımı makyajımı bozmadan ve ona bulaştırmadan hafifçe ona değdirdim. Elleri belimden sırtıma tırmandı. Beni bir kere daha kendisine bastırdıktan sonra elindeki küçük minimal buketi bana uzattı. Orkidelerin kesif kokusu burnumu gıdıkladı. Hadi herkes bizi bekliyor. Ellerimi ellerinin arasına bıraktı. Küçük bir organizasyon da olsa bence yeniden düğün yapmamız ne kadar doğru. 4 çocuğumuz var Gurur bizim. Onu sildi ve tuttuğum elini daha çok sıkıp beni çocuk gibi kapıya çekiştirdi. İster 10 çocuğumuz olsun. Senin suratındaki gülüş için yapamayacağım hiçbir şey yok. Hem ben sana doğum gününde evlenme teklifi etmedim mi? Seni yarı yolda mı bırakayım şimdi? Ben öyle bir erkek miyim? Bilerek yanağını öptüm ve kalan ruj izini parmağımla sildim. Benimle misin oyun arkadaşım? Gözlerim sıcak elalarıyla buluştu. Her zaman seninleyim. Elimi bırakma. Birbirimize dolanmış ellerimizi ayırmadan aşağı indik. Ailelerimizden ve sevdiğimiz birkaç dostumuzdan oluşan küçük bir kutlamaydı. Evimizin bahçesi bu iş için yeterli gelmişti. Ege ve Müge alkışlayarak bize bakıyordu. İkizlerse anneanneleriyle babaannelerin kucaklarındaydı. Gurur'un elini mümkünmüş gibi daha sıkı tuttum. Şarkının başlamasıyla Gurur belimi hafifçe kavradı ve gözlerimi gözlerinden ayırmadan şarkıyı söylemeye başladı. Gözlerime bakarak söylediği şarkı benim geçmişten günümüze bir ziyaret yapmama imkan tanımıştı. Ellerimi ensesine daha sıkı doladım. Terliklerimle gelsem sana sonunda aşk bulmuş gibi beni karşılar mısın bir tanem? Alt dudağımı dişlerin arasına aldım ağlamamak için. Düğün günü karısını ağlatacak ilk erkek olacaksın sanırım. Ben sana çıplak ayaklarımla geldim Gurur. Yaralarım vardı. Sen sardın beni. Bazen kanattın kabuk bağlamış yaramı açarak ama yine de sana sığındım. Seni seviyorum. Ömrümce de seveceğim. İçime alacağım her nefeste sen olacaksın. Bu bizim mutsuzluğa vedamız. Hikayenin sonundaysa mutlu bir veda olacak.
Senin dahil olduğun bir düşün, mutsuz bitmesi mümkün olamaz. Alnıma sıcacık dudaklarını yasladı. Yanımıza dans ederek yaklaşan Evren ve Kübra ile gülümsedim. Bizden önce tanıştınız, tamam. Evlendiniz, ona da tamam da ikinci düğünü bari bizim düğünden sonraya bıraksaydınız be. Dedi gülerek Evren. Gururla artık iyi anlaşıyorlar. Hatta arada halı saha maçına bile gidiyorlardı. Çift olarak bizi güzel günler beklediğine emindim. Annemle babamın katılmasıyla Evren ve Kübra onlara takılmak için ilerlemişti. Sevdiğimiz herkes etrafımızdaydı. Naif bir gülümsemeyle kafamı Gurur'un omzuna bıraktım. Yanağımda hissettiğim dudaklarla ağır bir şekilde göz kapaklarımı açtım. Çocuklarımız ve kocam yatağa gelmiş beni uyandırmaya çalışıyordu. Anne, ikizler bizi yendiler dedi Müge'ye tuzak düzerek. Sonra omuzlarını silkti. Sen bizim takımda olsaydın biz kazanırdık. Sonra kafasını göğsüme bırakıp bana sokuldu. İkizler de hemen üstüne çıkıp yattılar. Ege sol kolun boşluğuna baktı ve gözlerini benden ayırmadan bana sokuldu. Teşekkür ederim anneciğim. Bu güzel aile için teşekkür ederim. Gözlerimdeki yaşlara tuttum ve ilk göz ağrımın başının üstünü öptüm. Hepsine sarılmaya çalıştığım esnada bir flaş patladı. Hepimiz şaşkınca Gurur'a bakarken bir flaş daha patladı. Bu fotoğrafı acilen çıkartmam gerekli. Şaşkın ördek yavruları ve onlardan daha şaşkın anneleri. Hepimiz gülerek Gurur'u yatağa devirirken kahkahalarımız evin içinde çınlıyordu. Sahip olduklarıma şükretmek için daha güzel bir an daha olamazdı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.